Merhabalar arkadaşlar, ben Sameş Şirner. Sameşşirner.com için hazırlamış olduğum blog script'inin 22. dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde şöyle söyleyeyim, bir önceki dersimizdeki bir şeyin sonunda bir hatayla karşılaşmıştık. Bu hatanın sebebini öğrendim. Çünkü ben bu script haline getirebilmek için kendi sunucumda bir şey atmıştım ve veri tabanını uzak veri tabanını olarak değiştirmiştim. Öyle olduğundan dolayı bununla ilgili verileri alamıyordum. Şimdi tekrardan oluşturup incelemeleri yapacağız. Öncelikle iki tane hatayla çıkmış oldu. Belli bir süre sonrasında açtığımız için bu hataları hemen halledelim. Birincisi, geldim sayfalar içerik data API'ye girdim. Birincisi, bakalım şuradaki limit 5'ten sonrasındaki noktalı virgül sayfa 155'te bir hata var. Bu hatadan yüzünden Allah hala devam ediyormuş. Bakalım. Ask limit 5. Neyse, bakarız ona tekrardan. Ve şuraya bakalım. Line 117. Şurada ses çınlardan dolayı hatalar veriyor. Buraya diyez işaretleri koyduğunuzda ses çın olmadığı durumlarda hata vermemiş olur. Bakın arkadaşlar, herhangi bir sıkıntı yok. Bir şeyime bakmak istiyorum. Localhost PHP MyAdmin. Bir de ayarımı incelemek istiyorum bir kere daha. Bir aksilik var mı diye. Tamam, blog script. Yorumlar view'e geldim. Evet arkadaşlar, yorumlar view hatalıymış. Açmıyor bakın. Ne diyor, hatta hataya da bakalım. Table satırları, fonksiyon. Kullanımda onlar falan sanki otur bir şey diyor ama bence bir hata var. Şuradaki yorumları biz tekrardan yazalım. Şuradaki yorumları. Hatta bakayım bunun view'ini tutuyor muyum acaba? Bir saniye arkadaşlar. View'lerle ilgili bir şey var mı? Yok. Şurayı da alalım. Burasıydı diye hatırlıyorum çünkü. Değilse de yeniden yazarız. Siz kodu yazarsınız. Hatta bakalım. Evet arkadaşlar, kesinlikle bu. Ama bir hatamız var gibi gözüküyor. Yorumlara bakalım. Adı var, soyadı diye bir şey yok. Şuradaki satır kaldıralım. Evet, şu anda tamam herhalde. Sayfayı yenileyelim. Evet arkadaşlar, hiçbir sorunumuz olmadan tertemiz bir şekilde çalışıyor. Ben şimdi buradan bir tanesini test amaçlı gireyim diyeceğim. Hata verdi. Bu hataya da bakalım. Büyük ihtimalle hatanın ne olduğunu şu anda tahmin edebiliyorum. Ben bir şuradan bir tanesine bir gireyim. Yorum yok. Bakalım. Evet, yorumlarımız gelmiş bir hatayla. Line 59 diyor. Hemen orada inceleyelim. Echo yorumumu. Adı soyadı. Soyadı kısmı olmadığı için hatamız buradan kaynaklanıyor. Kullanıcının sadece adını alsak yeterli. Şu anda herhangi bir hatamız yok arkadaşlar. Sistemimiz 10 numara bir şekilde çalışıyor. Hatayı ben fark edemedim. Hiç şeye bakmak aklıma gelmediği için, bağlantı kodlarına bakmak aklıma gelmediği için hatayı fark edemedim. Bu yüzden de birazcık uğraştırdım.
Boşa da vakit harcadım diğer şeyle ilgili. Şimdi arkadaşlar, burada son olarak bir sayfalama oluşturacağım ve bu sistemi komple bitiriyorum arkadaşlar. Herhangi bir hatamız olmadan bu işi burada bitiriyorum arkadaşlar. Bundan sonrası için referanslar, ekibimiz, hakkımızda gibi sayfaların oluşturma, menü yönetimi ve site arama kısımları ekstradan çekilecektir. Blog kısmını bekleyenler için bu dersimiz sondur arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Şuradan kapatayım hepsini. Neye ihtiyacımız var arkadaşlar bizim? Bunu da kapatalım. Geri geldim. Pardon, onun dizindeymişim. Sayfalara geldim. Artık blog kısmımızda sayfalama oluşturacağız arkadaşlar. Şöyle bir şey yapıyorum. Şuraya bakalım. Rastgele yazılar bizim zaten sürekli rastgele gelsin. Şuraya alt tarafına bir tane şey oluşturalım. Hemen get bootstrap'a giriyorum. Şurayı da kapatalım. Artık işimiz yok. Buradan hatta direkt şuraya girelim. İnternetimiz maalesef yavaş. Şuradaki kısımlardan bir tanesiydi. Evet, bakın burası. Şuradaki kodlamanın tamamını aldım. Geliyorum. Rastgele yazılardan şeyde şurada bir yerde yapıştırıyorum. Bunu ilerletelim. Pardon. Şu anda bakalım bir başta görelim nasıl duracak. Sayfayı yeniledim. Bakın arkadaşlar buraya geldi. Pek de düzgün durmadı. Şöyle yapalım. Flat. Bu iyi diyelim. Bununla ilgili bir şey vardır onların. Hazırladığı bir CSS mutlaka vardır. Bu yüzden bu şekilde kötü bir görünüm vardır. İnceleyelim sıkıntı olmadan. Temayla ilgili özellikleri tutuyor muyuz? Hatta sanırım tutuyoruz da onları da. Örneklere gelelim. Şuydu herhalde. Evet. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şuradakileri alalım. Öge'yi denetle dedim. Şuradaki aşağı inelim. Şuradaki kısmı komple alıyorum. Şunu kapatıyorum. CTRL-C dediğimizde aynısını kopyalar bize. Gerek kalmadı oradaki şeye bakmamıza. Şuraya yapıştırdım. Sayfayı yeniledim. Bakalım buraları kapatabilirim artık. Şurasıyla da işim yok. Sayfayı yeniledim. Evet arkadaşlar, bakın bizim hemen geldi buraya. Buraya önceki diyelim. Sonraki diyelim. Şimdi bakalım. Sayfayı yeniledik. Önceki sonraki kısmımız geldi. Şuraya bir de pull right diyelim. Sayfayı yeniledim. Evet arkadaşlar, böyle birazcık daha iyi durdu. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir şey yapıyoruz.